Merhaba sevgili hanımlar, değerli takipçilerim Ayşe'den Örgüler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şöyle bugün Alize inşallah karşınızdayım. Beyaz bir ipim var. Simli şöyle parıl parıl parlayan simli bir ip kullanacağım hanımlar. 4 numara da kullanıyorum. 1.60 milim şahane bir model anlatacağım. Olay mı kolay güzel mi güzel bir model anlatacağım. Gerçekten çok güzel, çok çabuk da ilerleyebilen bir model. Yeni öğrenen arkadaşlarımızın da hemen yapabileceği bir model. Bismillahirrahmanirrahim diyerekten zincir çekmeye başlıyorum. Şöyle bir miktar zincir çekeceğim. Model anlatabileceğim kadar anlar. Ben zincirlerimi çekerken ilk kez kanalıma geliyorsanız ve halen abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup zil işaretini bütününe getirirseniz bundan sonra paylaşacağım videolarımdan anında haberdar olursunuz. Videolarımı beğenmeyi, küçük de olsa bir yorum yapmayı da unutmayın lütfen. Verdiğim emeklerin karşılığını alabilmem içindir. Şöyle model anlatabileceğim kadar bir zincir çekiyorum hanımlar. Bu kadar benim için yeterli. Şöyle 1 2 3 zincir ipimi doluyorum. Tuttuğum zincire batıyorum. Şöyle trabzan. Hemen yandakine battım. Trabz. Şöyle tek tek zincirlerime batıp bir sıra trabzan öreceğim hanımlar. Bu sıramı sıra mısra, sonuna kadar bu şekilde örmeye devam ediyorum. Sıramı tamamlayıp geliyorum. Evet tamamla şöyle sıramı tamamladım geldim. 1 2 3 zincir ve dönüyorum. İpimi doladım. Dibindekine değil bir sonrakine batıyorum şöyle. Zincirimle beraber 1 2 3 4 şöyle 5 tane trabzan yaptım hanımlar. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Buradan sayıyorum. 1 2 3 4. trabzanıma batıyorum. Sık iğne olarak şöyle sabitliyorum. 1 2 3 zincir 1 2 3 1 2 3 4. şöyle sık iğne sabitledim. 1 2 3 4 4 zincir çektim, ipimi doladım. 1 2 3 4. trabzanıma giriyorum şöyle bir trabzan. 1 2 zincir ipimi doladım, aynı yere battım. Şöyle bir yuva oluşturdum. 1 2 3 zincir şöyle 4 zincir ipim ip dolamıyoruz hanımlar. 1, 2, 3, 4. Trabzanıma sık iğne olarak sabitliyorum. 1, 2, 3 zincir. 1, 2, 3, 4. Trabzanma şöyle sık iğne. 1, 2, 3, 4. Zincir ipimi doladım. 1, 2, 3, 4. Trabzana şöyle bir trabzan. 1 2 zincir ipimi doladım aynı yere battım şöyle bir yuva oluşturdum 1 2 3 4 zincir 1 2 3 4 trabzanıma sık iğne olarak sabitliyorum 1 2 3 zincir 1 2 3 4 trabzanıma sık iğne 1 2 3 4 5 zincir ipimi doluyorum 1 2 3 4 batıyorum şöyle kenar trabzanlarımı yapıyorum 1, 2, 3 zincir ve dönüyorum. Dibindeki ne değil bir sonrakine batıyorum. Şöyle kenar trabzanlarımı örüyorum. Burada 1, 2, 3 zincir ipimi doluyorum. Buradaki şöyle yuvanın içine giriyorum. Bir ipimi doladım aynı yere battım 2 3 4 5 şöyle 5'li bir fıstık yaptım 1 2 3 zincir ipimi doluyorum aynı yere tekrar batıyorum 1 2 3 4 5 bir fıstık 1 2 3 zincir ipimi doladım aynı yere batıyorum 1 2 3 4 5 1 2 3 zincir hatta buraya 2 zincir ipimi doluyorum ve hemen içine giriyorum şöyle bir trabzan bir iki zincir aynı yere tekrar batıyorum şöyle bir ve oluşturuyorum bir iki zincir ipimi doluyorum bakın şuradaki yuvanın içine giriyorum bir iki üç dört beş şöyle kapattım bir 2 3 zincir ipimi doladım aynı yere batıyorum 1 2 3 4 5 1 2 3 zincir 1 2 3 4 5 1 2 zincir çektim ipimi doluyorum şöyle ara modelimi yapıyorum bir iki zincir aynı yere tekrar batıyorum şöyle bir ve oluşturuyoruz aynı şekilde sıramızı tamamlayalım hanımlar sıramı tamamlayıp geliyorum Evet hanımlar şöyle son fıstıklarımı da yaptım 1 2 3 zincir ipimi doluyorum ve kenar tırabzanlarımı örüyorum şöyle kenarlarımızın kasmaması lazım hanımlar onun için kenardakiler biraz daha zincirini fazla çekiyoruz genelde. Her modelde olmuyor bazı modellerde o şekil daha bir güzel duruyor. 1, 2, 3 zincir ve dönüyorum. İpimi doladım ilk trabzanın dibine değil bir sonrakine batıyorum ve kenar trabzanlarımı örüyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. Buradaki zincirin içine sık iğne ile sabitliyorum 1, 2, 3 zincir. Bakın diğer zincire sık iğne olarak sabitledim. Eğer burası şöyle. Biz 4 tane ördük. 1, 2, 3, 4, 5. Kenarda dediğim gibi kasmaması için daha fazla zincir çekmemiz lazım. 1, 2, 3 zincir. Diğer zincirin altından giriyorum. Sık iğne ile sabitliyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. İpimi doladım. Yuvamın içine batıyorum. Bir trabzan. 1, 2 zincir. Aynı yere batıyorum. Şöyle ara modeli örüyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. Bakın diğer iki trabzan fıstığın arasına sık iğne ile sabitledim. 1, 2, 3 zincir. Tepe kısmına gelecek şekilde sık iğne ile sabitliyoruz. 1, 2, 3, 4 zincir. Ara modelimi yapıyorum. 1, 2 zincir. Tekrar bir trabzan. 1, 2, 3, 4 zincir. 1, 2, 3. 3 zincir çektim. Şöyle sık iğne ile sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir ipimi doluyorum ve kenar trabzanlarımı örüyorum. Modelimiz iki sıradan oluşuyor. Gerçekten çok kolay, çok da şık bir model. Çabuk da ilerleyebilen bir model hanımlar. 1, 2, 3, 3 zincirimi çektim. Şöyle. Kenar trabzanımı örüyorum. Bir, iki, üç zincir ipimi doladım. Buradaki fıstığın e, yuvanın içine giriyorum ve fıstığımı yapıyorum. Bir, iki, üç, dört. 5 1 2 3 zincir ipimi doladım aynı yere battım 1 2 3 4 5 1 2 3 zincir aynı yere batıyorum 1 2 3 4 5 1 2 zincir ipimi doluyorum. Yuvamın içine giriyorum. 1 2 zincir aynı yere battım şöyle yuvamı oluşturdum. 1 2 zincir ipimi doluyorum. Yuvama girdim 1 2 3 4 5 1 2 3 zincir 1 2 3 4 5 1 2 3 zincir 1 2 3 4 5 1 2 3 zincir ipimi doluyorum şöyle bir iki zincir aynı yere batıp yuvamı oluşturuyor Evet hanımlar modelimiz gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel çok zarif şık bir model ben biraz daha ilerlettiğim tam modelim kendini göstersin bu şekilde ilerliyoruz bir sonraki sıra yine şu yuvayı oluşturacağız zincirden oluşan bir sıra fıstık bir sıra zincirden oluşuyor ben sıramı modelimi biraz ilerlettiğim tam kendini göstersin son haliyle karşınızda olacağım inşallah Evet hanımlar şöyle modelimi ilerlettim. Gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel, çok şık, zarif bir model. Çok da çabuk ilerleyebilen bir model. Bu modelden ne yapabilirsiniz? Yelek yapabilirsiniz, bluz yapabilirsiniz, hırka yapabilirsiniz, etekşar yapabilirsiniz. Şöyle elbiselerde, eteklerde, bebek elbiselerinde kullanabilirsiniz hanımlar. Gerçekten hem kolay hem de şık bir model. Evet hanımlar beni tercih edip izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek umuduyla hoşçakalın.